Gökhan ya o, o baya bir saçmalamamış mı ha versen mi onu Tamam aynen ver onu bir Ay, acayip ya bu Biden şaşırdın mı ya şaşırmadım da şimdi bu mevzular soruluyor Biden'a işte Pakistan'ın <laughs> İran'a İran'ın Pakistan'a saldırısı Joe Biden şöyle söylüyor ABD başkanı gördüğünüz gibi İran bölgede pek sevilmiyor ve bunun nereye varacağı üzerinde çalışıyoruz diyor İran zaten sevilmiyor ne demek Hani ne, ne anlatıyor? Yani seviliyor da emek sevilmiyor. Pek İneceğim okuyucu taşı çıkaracağım. Anne, sevgi ne demek yani? Sevgi üzerinden yani Yani sevilmiyor. şunu yani şunu söylüyor. Diyor ha, ki. ne diyor Masum hocam? İran çevresindeki ülkelerle hı hı tatışma halinde. Ama tabii orada bir şey koyuyor parantez açıp kapatıyor kendi beyninde. Ee, uzun süredir biz İran'la yüzyıllardır yaptığımız anlaşmaya sadıkız. İki tarafta birbirinin sınırına dokunurdu. Aslında yapılmak istenenler de sürekli acaba Türkiye'yi nasıl tahrik edip İran'da çatışma yapabilir miyiz diye uğraştılar ama hem İran'ın dış politikadaki deneyimi hem Türkiye'nin bölgesel yaklaşımı buna izin vermedi bugüne kadar. Şimdi burada e, İran biz hep Türkiye'yle sınırına bakıyoruz şimdi bugün ise farklı bir boyutunu konuştuk Pakistan'la sınırını konuştuk şimdi Pakistan'la sınırını konuşurken de bu konuşmalardan ortaya yeni bir şey çıktı Bel şilerinin hem İran'da hem Afganistan'da hem de e, Pakistan'da yerleri var ve her bölgedekilerin itirazları farklı Pakistan'dakilerin itirazları, Çin'e karşı kim burada kurgulamışsa, kim tahrik etmişse bilmiyoruz. Ama burada önemli olan Çin'e karşı. İran'dakilerin mezhep çatışması, buradaki olaylara mezhep gözüyle Sünni tabanlı bir çatışma. Bakıyorlar. Ee, bunları nasıl kış canlandırırız diyor. Tabii burada Biden bize de çok önemli bir e, ipucu veriyor. Ne ipucu veriyor? Üzerinde çalışıyoruz diyor. Demek ki bir olay ortaya çıktığı zaman tek ortaya çıkış nedenini bağlamındaki sonucuna bakmamalıyız. Evet, Muhtemel başka ne sonuçları olabilir? Ya da başka nasıl sebep yaratırım ki başka sonuçlar olabilsin? Biden'ın burada yaptığı bu konuşma hem istibari, hem istibari. Çalışıyorlar. Yani şimdi bundan istifade edip Pakistan'la arasını daha ne kadar açabiliriz? Çatışma yaratabiliriz. İran'la Türkiye arasında... Daha arasına... kötü ne olabilirin üzerine çalışıyor. Gayet tabii öyle. Değil mi? Bakın şimdi... ben ben bunu hep programlarda anlatıyorum. Hı hı. Benim bakanlığım döneminde bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve bakanlık öncesi o iki yıl, üç yıllık süreçte milletvekilliği sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün think tank kuruluşlarında şu vardı. Irak'ta nasıl savaş yapılır? Irak'la nasıl Saddam devrilir? Saddam devrildi. Ben de bakanlıktan ayrıldım. Siyaset bitti. Merak ettim ya dedim Hı -hı. bu think tank kuruluşları ne yapıyorlar? Hı -hı. Think tank kuruluşları oradaki bütün o çalışmaları kaldırmışlar. Yeni çalışma neydi biliyor musunuz? Irak'taki petrolları nasıl paylaştırırız? Tab birinci aşama gerçekleşti. Geçti. Yani aşama onun geçişti. için buradaki çalışıyoruz kavramını deyince bir siyasetçi, eski siyasetçi eski bu devlet yönetimiyle uğraşmış kişi olarak hemen buradan başka ne çıkarabilir? İşte bize ne düşüyor? İki askeri stratejisten dinliyoruz. Mevcut durumu düşünüyoruz. Mevcut durumu şimdi üzerine gelecek durumu inşa etmeliyiz. Acaba Yapabilirler mi? Şimdi bir arkadaşım bana mesaj atmış ve o takip etmiş. Ne diyor? Ee, İran'ın Pakistan'a yaptığı füze saldırısından İran'ın üst yönetimlerin haberi yok. Sonra haberdar oluyorlar. Hmm. Onun için işe yumuşak yaklaşıyorlar. İr Pakistan'da buna na. İşte bahsettiğimiz ve... paralel yapı işte tam sizin dediğiniz. İşte dediğiniz. Şey yani haberleri yok. Pakistan'da bu saldırıyı yaparken tabii durumu kurtarmak durumunda. Yani sen. O ülkeye bir saldırıda bulunuyorsun ve o ülke sessiz kalamaz o da ama sen ne diye saldırıda bulunuyorsun? Senin ülkendeki terörist gruplara, senin de istihbaratın var, sen de onların terörist e, sığınaklarına saldırı yapıyorsun. Ama iki tarafta bu işi üste doğru tırmandırmıyor. Biz diyor İran'a saldırmadık, teröristlere saldırdık. İran da diyor ki biz Pakistan'a saldırmadık, teröristlere saldırdık. Şimdi bu laflara rağmen, işte bu çalışıyoruz lafı şu, nasıl bunu çatışmaya dönüştürebiliriz? Ya da dönüşme olasılığı var mı? Ee, ya da sizin söylediğiniz gibi... Ya gözleri kaosa doymadı mı ya? Efendim Doymaz bakın... Zaman. Bu, paraya ya. Şimdi ya. bir şey söyleyeyim size. Bu çatışmalar Oy olduğu sürece doymazlar. bu çatışmalar olduğu sürece amaçlar amaçlarını ele e, doğru tamam. Yani o amaçları eline geçirinceye kadar o, bu kaos kışkırta, ve kriz ortamları, kışkırta, ortamları, evet ya. ortamları Bakın, de devam ettirecek. Ben, yani. ben, biraz daha farklı bakıyorum Eray Bey'den. Yani Eray Bey güncele bakıyor. Ben güncel üstü biraz daha yaklaşayım. Hı. Bu kaos devam ettiği sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkat edin haritasında Etrafında hiçbir problem yok. Faydalanır. Şeyi kendinden uzak tutuyor. yani ve Tehdidi. Bu, bu tabii bugünkü programda izlerken düşünme imkanı buldum. Bu düşünceyi de paylaşayım sizle. Amerika Birleşik Devletleri rahatlıkla nükleer e, saldırıyı yapabilir başka ülkelere. Çünkü Hı. kendi ülkesinden uzak. Kendi vatandaşlığının zarar görme olasılığı yok. Ama buradaki ülkeler <laughs> Pakistan bile kullansa kendi mensubu zarar görür. Hatırlayın. Kendi vatandaşları zarar görür. geçmiş dönemde bizim Türkiye bile hani çay etkilendi mi, etkilendirmedi mi Baraj Çernobil'den. şey çöktüğü zaman patlatmaya başladık tey patladığı zaman daha anap dönemiydi. Bu tartışıldı. Neden? Çünkü çevreye yayıldı mı diye. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kaosu, bu çatışma yani kaos sizlerin yarattığı tabir çok güzel de tabir yaratmışsınız. Bu kaosu uzaklaştırırken bu arada başka bir kazancı da var. Silah satıyor. Yani bunların kullandıkları Doğru. Silahları, her zaman yarar silahları silahları kim alıyor? Doğru. alıyor? Türkiye neden problem? Şimdi biraz evvel Eray Bey çok böyle övünerek anlattı. Heyecanlanarak anlattı. Bizim Pakistan'a e, helikopter sattığımızı, işte e, sattığımızı. Frakaiten sattığımızı. O şeyde, sattığımızı, şeyde e, Coşkun Bey de öyle anlattı ve heyecanla anlattı. E ama Amerika bunu heyecanla izlemiyor. Ya diyorum bunlar bu hayır o... <laughs> yürek çarpıyor. Ne yapıyor? Hocam de. öyle değil. yürek çarpıyor. Korkuyla. Hayır, o, o, o. Aman Allah'ım. Sizin, sizin <laughs> heyecanınızla değil. Müşteri şey kaybettim. İşte tamam yürek çarpınca heyecanı var evet. ama bir heyecan oh, var yani. Sayın, Sayın Bakanım ortada Zaten bir pasta var. Zaten bizim atak atak helikopterlerin satışına engel oldular. Evet. Ama e, i̇şte tabii, Pakistan'da şimdi, o yüzden sorun yaşadı. Şöyle ona bir açıklık getireyim. Bir dakika Pakistan'a mı satış engel oldu? Tabii yani. ama tabii. tabii Nereye hocam? Durun durun ona bir açıklık getireyim. Olay şu ilk başta hmm. biz... Ha doğru yerli motor evet. değil diye. Yerli doğru. motor değildi. yani mangustoyu üçüncü ülkelere tamam, doğru. satmamak kaydıylaydı. Tamam yerli o motor biz takıldı. Yerli doğru. O maddeyi istinaden 30, engelledi. Aruz helikopteri için biz e, şeyle e, Pakistan'la anlaşma yaptık. O yani, maddeyi istinaden engelledi. Ve motoru şu an, da yerli oldu şu takıldı. Şu zaten. Başka Şimdi, ülkelere bizim engel katlı yani. Engel katlı yani sattık, sattık doğru. sattığımız doğru. ülkelerde evet, var. Ama 30 paket çok yüksek olduğu için bir anda üretemiyoruz o yüzden biraz zaman alacak ama sonuçta şimdi, o 57 satış oldu engel kattı. 57 artı 30 olacak. 87'ye çıkacak. Şimdi bu şey. silah satışlarının da şu önemi var. Savunma sanayiyle ilgili satışın. Zannetmeyin ki yalnız kar ediliyor, istidam yaratılıyor. Aynı zamanda kendi savunmanız için yaptığınız araştırma ve geliştirme maliyetlerinin bir kısmını evet. silah sattığınız yere amortisman adı altında şarj ediyorsunuz. Yani mesela 100 milyon harcadınız ve 50 helikopter ürettiniz. Bu 100 milyon 50 helikopterin maliyetisidir. <laughs> Ama siz bu 50 helikopterin 30'unu yurt dışına sattığınız zaman Maliyetini o 100 paylaştık. milyonun 5'te 3'ünü dışarıdan istemiş oluyorsunuz. Amerika için bu nedenle önemli. Rusya için bu nedenle Sayın önemli. Sayın Bakanım, şimdi Amerika'nın, Rusya'nın yani diğerlerinin aslında korkusu şu full ya. <laughs> Neticede ortada bir pazar var. Abdülkadir Hocam alacak Sayın Bakanım alacak, Ezra'yı alacak, sen alacaksın. Ve sen burayı tekele bağlamışsın. İstediğin fiyattan, istediğin bir şartlarda Ben satın. silah almayayım ya. Kalem var ya. <gülüyor> <gülüyor> <yeter bana. gülüyor> misal. Bir anlık al. Şimdi <laughs> bu bahsettiğim böylesi bir biz de bunca yıl çiçek uzattık <gülüyor> ama <gülüyor> yani bak. <laughs> ya kimlerin içine düştük? <laughs> Biz, Biz de ki. duygusal <laughs> davardan giriyoruz yani. Kıyamam ya. Yani. Şimdi... Sen de benim o kadar çok gidiyorum. <laughs> Şimdi. İki duygusalın üstüne. <laughs> <laughs> Şimdi bu yani dört pazardan biri diyor ki almıyorum kardeşim senden. Diyor, Onu bir kaybediyorsun. O almayan kişi gidip bir de senin diğer müşterilerin elinden kapıyor. Dört sattığın yer bire düşüyor. Ne yaparsın? kıyameti koparırız. Doğru. Yani niye biz Cumhuriyet döneminde Atatürk'ten sonra bu değerlerin hepsini kaybettik? Niye bizi tarlada soğana, domatese yönlendirip siz tarımla uğraşın, ABD geçin bunları mi? diye. Uçak i̇şte. fabrikalarını, silah ya, fabrikalarını. Ya, Marshall ha. yardımları. İmpaydı, ha, kaldı. niye bizi Engellemeler. bu hale düştüm? Çünkü Amerika ciddi bir pazar kaybındaydı. Ve onu da bu yolla engellemiş oldu. Ve Ama ki, artık kuşları, Nuri Demirağları, Nuri Ne, ne fabrikalar kapandı, nasıl susturdu, neler, Ama ne şimdi artık o dönem kapandı. Yani Amerika'nın şu an iyi günleri, onun farkında. Yani bugün bu konuda ABD'den intikam almak zorundayız. Yani bu bizim işte savunma sanayimiz çok da 40'larda 50'lerde daha çok ABD'den intikam lafını kullanma tehlikelidir. Rekabet etmek. Zorunda. Rekabet. <gülüyor> 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 Hele ki Di diplomatik laf kullan. <laughs> ama o Hemen sınır, savaş muhabiri gibi sınırdan geldiği <gülüyor> için <gülüyor> Sev, Sevgi <laughs> Pıtırcı rolünde Hocam, çiçekler, <laughs> böcekler bak, ama hayat hayat bir anda Amerika deyince. De. <laughs> yani. Sevgi Çiçek. Amerika deyince bir anda Polya hani? da coşuyor. Kim inanmıyor? Şimdi bana mı? Şimdi burada sen ya. sen sahada Asena. Olaylı olay insansın yani. Ben sana ne diye hitap ederim? benim sevgisiz ve <laughs> şey <laughs> Ama şey bestem, oldum anlamına ben, gelmiyor. Ben sana mi? ne diye hitap ediyorum Daha sürekli? Asena diyorum. Aynen. O dağlarda o haberler o bak, sadece bak. <gülüyor> <gülüyor> sadece o değil. Deprem oldu koştuk eee gittin oralarda yayın e, yaptın. E, yani e, her türlü ülkenin zorlu şartlarında e, oradan doğru haberi. He. Bak o çok önemli. Doğru haber. Niye? Hı hı. Öylesine bir alçak yapı var ki içimizde maalesef. Orman yangınında devredeler. Harekat operasyon diyorsun devredeler. Deprem diyorsun dergede eee savaş unsurları faaliyet. Sosyal kol terorizm, Aynen beşinci sosyal kol. Sosyal medya teröristleriyle klavye teröristleri diyorum ben onlara. Bunlar hep pusuda bekler. Şursuzlar hep ya. Ya bundunu bulduğu an. Yemiyor yani. Gerçekten yemiyor. Ya dediğin e, doğru. Olacak o kadar. Ha? Olacak Bak o dün bir restorandaydım. Çok güzel bir şey anlatacağım size. Yaşanmış gerçek bir şey. İşte bir, bir Azerbaycan restoranı açıldı şeyde İstanbul'da. Neyse böyle çok da nezik güzel. Orada çocuk çalışıyor bir tane genç bir çocuk. O dedim ki ablam dedim sen kaç yaşındasın? Dedi abla ben 18 yaşındayım. Dedim sosyal medyam var mı? Ben de böyle gittiğim yerlerde sorarım. Böyle yaptı bana. Abla her şey yalan orada ya dedi. Hı -hı. Ben de kapattım dedi. Tamamen dedi saçmalık dedi. Hiç mi yok dedim işte saydım o platformları falan. birisi yok dedi. 18 yaşında aydınlanma yaşamış çocuk. Bravo. Bak ben Bak sana. Yemin ediyorum sana. Ben var. sana. Yanımda böyle 3-4 arkadaşım da vardı. Çocuk aydınlanma yaşadım diyor ben. Her şey yalan çünkü. Yani birçok şey diyeyim yani. Yüzde yani neyse yüzlere vurun bir çok şey dezenformasyon çok ha, yapılıyor. Bak Fulya, ya. E, bir 5-6 yıl önceki bir operasyonu bahsedeyim burada yeri gelmişken. Hı hı. Emniyet teşkilatımız yaptı. Hani sosyal medyada hesapları olanlar. Bakıyorsun Atatürkçü, diğerine geçiyorsun milliyetçi, diğerine geçiyorsun koyu Aslında, sol, hı. diğerine geçiyorsun radikal. Aslında hepsi aynı ve sürekli manipüle edecek haberleri önce aralarında paslaşıyorlar ve ardından bir kamuoyu algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bakarsan farklı hesaba baktığın takdirde milliyetçi okuyorsun yazılanları. O kimlikli birisi diyorsun ama aslında hepsi aynı yapı ve aynı örgüt tarafından klavye başına oturtulmuş teröristler. Bunlar şey, sonradan ortaya çıktı. MIT, MİT Başkanı İbrahim Kalın yapay ya bu konuda zeka daha çok operasyonlar yapılmalı ya. Yapay zeka ya. için ya çok şey net. dedi ya. E, dijital atom bombası dedi ya sosyal Aa, medya. çok güzel bir cümle kurdu İbrahim bir, Kalın. Yani S e, bir dakika dijital, sosyal medya yeni dönemi atom bombu yok. Yok, yok. Pardon ya yapay şey, zeka. Yapay zeka, zeka, yapay pardon, zeka yapay pardon ya. Günümüzün ya. yapay zeka atom bombası sosyal medya için de Cumhurbaşkanı 5. kol faaliyetleri. Hocam bir örnek vereyim mi? Hmm. Geçtiğimiz gün bak fulya bu çok önemli. Bunu izleyen ve dinleyenlerin dikkatine sunarım. Hocam reklam Yapa, yap yap vereyim güzel. gidelim. Yapay zeka konusunu tartışıyoruz ve met ediyorlar. Dedim ki hocam dedim bir sorar mısın yapay zekaya ya metin oluşturuyor ya. Hı. LGBT hakkında ne düşünüyor dedim. Hı. Sordu. Şey cevap işte. çıktı Batıyla aynı ağız. Çok övücü. Ha, ha. Tabii ya. Ama sen ne diyorsun? Uyan uyan Düşünen, uyan. Sen, uyan sosyal medya kullanıcıları LGBT uyan yani. LGBT diye başka şey kalmayın yemeyin. Eleştiriyor. Onu da müthiş bir algı yapılıyor. Aman dikkat. Kısa bir reklam, reklamdan sonra beraberiz